Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Garopaylan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmeleri meclisler için çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi için de çok önemli görüşmeler. Ve bu görüşmelerin arasına çok olağanüstü bir durum olmazsa başka yasa teklifleri getirilmez arkadaşlar. Yalnızca genel kurul çalışır, komisyonlar çalışmaz ve başka bir yasa teklifi görüşmez. Ama olağanüstü bir şey olmuş herhalde ki Plan Bütçe Komisyonu'nu toplantıya çağırdılar arkadaşlar. Sayın Başkan bilir, biz yüzlerce saat komisyonda çalıştık. Yüzlerce saat genel kurulda çalıştık. Bu yorgunluğun üzerinde çok olağanüstü bir şey oldu diye zannettik herhalde. Gittik Plan Bütçe Komisyonu'na. 18 maddelik bir teklif torbaya atılmış. Her biri ayrı bir komisyonu ilgilendiriyor. Hepsi birbiriyle alakasız maddeler ve bu yorgunluğun üzerine onu görüştük. Ve maddelerin içinde arkadaşlar, ama öyle sakıncalı bir madde vardı ki, 3 madde güvenlik soruşturması ile ilgili. Tartışmamızın %90'ı güvenlik soruşturması üzerine oldu arkadaşlar. Düşünün, anayasa, bakın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye bir olağanüstü hal yaşadı. Ama olağanüstü hal kalktı arkadaşlar, ama olağanüstü durum ortadan kalkmadı. Uzatılmış bir olağanüstü hal yaşıyoruz. Hala yaşamaya devam ediyoruz. Darbe girişiminin üzerinden 3,5 yıl geçti, hala olağanlaşamadık. Hala olağanüstü hal şartları bize dayatılıyor. Bakın, bu kamudan ihraçlarla ilgili Anayasa Mahkemesi bu yıl 2 karar verdi. 1 Mart'ta, 1 Kasım'da açıklandı. Diyor ki, bu ihlaller arkadaşlar, bu ihlaller anayasaya aykırıdır diyor. Ve diyor ki, anayasa madde 20, özel hayatın gizliliği, 38, masumiyet karinesi, madde 15, madde 128, pek çok maddeye aykırı diyor ve Anayasa Mahkemesi bu maddeleri iptal etti arkadaşlar. Meclisimize yana yakıla bu yüzden bu torba yasa getirildi ve bu yüzden bu yorgunluğun üzerine hepiniz buradasınız. Ama arkadaşlar, bu torba yasayı ve güvenlik soruşturması maddelerini buraya gönderenler, buraya gönderen bir zihniyet. O zihniyetin bugünkü sahibi de Sayın Süleyman Soylu maalesef. Bakın, Sayın Süleyman Soylu bütçe komisyonuna İçişleri bütçesi görüşülürken geldi ve aynen şöyle dedi. 26 bin kanun hükmünde karar önemliliği hakimler beraat verdi dedi. Bunlar işlerine dönecek mi, dönmeyecek mi? Soru bu dedi. Mahkemeler ne derse desin, beraat de etseler ben onlarla çalışmak zorunda değilim dedi. Arkadaşlar, bakın, bu torba yasadaki güvenlik soruşturması maddeleri devlete yeni alınacak memurları ve devlette yeniden çalışacak memurları belirleyecek bir güvenlik soruşturması. Ve bu güvenlik soruşturmasını buraya gönderen de maalesef Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu'nun zihniyetini paylaşanlardır. Ve arkadaşlar, bakın, o maddelerde o kadar subjektif, o kadar her yere çekilebilecek ifadeler var ki, İnanın bir parti devlet inşası için bugün Süleyman Soylu ve onun zihniyetindekiler bir parti devlet inşasına girişebilirler. Yarın öbür gün güç bir başkasının eline geçerse, eğer bu maddelere evet derseniz, onlar bu maddelerle bir parti devlet inşasına girişebilirler. Bak, girişebilirler. Bakın ne diyor madde? Devlete sadakat ve bağlılık istiyor. Bugünlerde bunun nasıl yorumlandığını çok iyi biliyoruz. Bugünlerde bu Tayyip Erdoğan'a sadakat ve bağımlılık olarak yorumlanıyor. Bunu sevebilirsiniz bugünlük. Ama yarın öbür gün düşünün ki güç bir başkasının eline geçti. O başkasına sadakat ve bağımlılık olarak yorumlanabilecek bir madde. Diyor ki, terör örgütleriyle eylem birliği içinde olmak. Değerli arkadaşlar, 90'larda, 80'lerde, 70'lerde kimlerin terör örgütleriyle eylem birliği içinde olmak yaftasıyla bu devletten uzak tutulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. En iyi bizler biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bu mecliste bulunan herkes bu milletin temsilcisi. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belli dönemlerinde bu devletten uzak tutulmak için terör örgütleriyle eylem birliği içinde olmak olarak yaftalandı. Bakın, bir HDP mitingine katılmak
terör örgütleriyle eylem birliği içinde olmak diye mahkeme kayıtlarında maalesef var arkadaşlar. Böyle şu bugün yorumlanıyor, yarın başka türlü yorumlanabilir. Diyor ki terör örgütlerinin propagandasını yapmak. Arkadaşlar zamanınızı almamak için söylüyorum. Yüzlerce dosyadan size çıkarabilirim. Ya gençlerimiz bir tweet atmış ya. İktidarı eleştiren bir tweet atmış diye terör örgütü propagandası yapmaktan yaftalanıyor. Barış istemiş diye, savaşa hayır demiş diye terör örgütü propagandası yapmaktan yaftalanıyor. Ve güvenlik soruşturmalarına böyle geçecek. Maalesef insanlarımız devletten uzak tutulmaya çalışacak. Peki kim yapacak bu güvenlik soruşturmasını? Değerlendirme komisyonları arkadaşlar. Peki onlara bilgiyi kim aktaracak? Ne diyor yasa? MİT, Emniyet Mülki İdare Amirlikleri yapacak. Ne yapacak bunlar biliyor musunuz? Tıpkı eski filmlerde olduğu gibi. İki tane bekçiyi gönderecekler. Git diyecekler Hasan'ın, Hüseyin'in, Agop'un evine git. Bakalım ne yapıyor? Onu mahallede soruştur bakalım diyecekler. O iki bekçi de gidecek. Ne yapacak biliyor musunuz? Tıpkı eski filmlerdeki gibi. Bu adam içki içer mi diyecek. Veya 90'larda olduğu gibi bugün demez ya diyemez. Namaz kılıyor mu? Oruç tutuyor mu diye 90'lardaki sorular. Bugün rakı içiyor mu acaba? Bu adam acaba kimlerle görüşüyor? Ne tweet atmış? Kimlerle ilişkisi olmuş diye sorulacak. Ve insanlarımız yaftalanacaklar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu yasada çok ironik bir durum var. Onu size örneğini vermek istiyorum. 90'lı yıllarda biliyorsunuz bu devletin temel mücadelesi Erbakan Hoca ve onun gibi düşünenleri bu devlete sokmamaktı. Yani sizleri, mütedeyyinleri sokmamaktı. Bunun için de Milli Güvenlik Kurulu pek çok karar aldı biliyorsunuz. 94'te de bir yasa çıktı. 94 yılında 4045 no'lu yasa. Ve bununla mütedeyyinler devletten uzak tutulmaya çalışıldı. 2000 yılında biliyorsunuz 28 Şubatçılar daha da ağır bir yönetmelik çıkardılar. Sırf mütedeyyinleri orduya, devlete sokmamak için yönetmelik çıkardılar. Bakın çok ilginçtir, size söyleyeyim. Herkesi ibret alsın buradan. 2000 yılında 28 Şubatçıların çıkardığı cümleler aynen bu yasaya copy paste edilmiş. Yani kopyala yapıştır yapılmış. Yani 2000 yılında 28 Şubatçıların mütedeyyinleri devletten uzak tutulması için yapılan bütün şu cümleler, yani terör propagandası yapmak, devlete bağlılık, sadakat, efendim terör örgütleri eylem birliği içinde olmak aynen noktasıyla, virgülüyle maalesef Sayın Salih Coray tarafından mı bilmiyorum artık kimse copy paste yapılmış arkadaşlar. Yani attan düşen bilir diyorduk. Siz attan düşünce de anlamıyor musunuz adalet meselesini? Maalesef arkadaşlar. Yani bu kadar elinizi vicdanınıza koymadığınız, bugün kendinizi güçlü hissettiğiniz ama devranın döndüğünde size karşı da bize karşı da kullanılabilecek adaletsizlikleri bu meclise getirebildi maalesef AK Partililer. Bundan dolayı büyük bir üzüntü yaşıyorum. Çünkü bir sıkıntı, bir acı yaşamış insanlar bundan ders çıkarırlar. Bugün bana, yarın sana. Ben bugün ona zulmedersem, yarın o bana zulmedebilir demeleri gerekirken, maalesef gücü eline geçiren aynı cümlelerle, 90'ların, 28 Şubatçıların cümleleriyle buraya yasa teklifi getirebiliyorlar. Bundan ders çıkaralım arkadaşlar. Bakın çok kimlikli, çok inançlı, çok kültürlü bir topluluğuz arkadaşlar. Ve devleti maalesef 200 yıldır hep homojenleştirmeye çalışmışız. Ama birileri devleti eğer ki ele geçirmeye çalışmışsa bir kimlik, bir inanç, bir düşünce, bir parti zihniyeti, tek parti zihniyeti, diğerleri buna itiraz etmişler. Ve toplumsal adalet, toplumsal barış hep yaralanmış arkadaşlar, dışlanmış kesimler tarafından. Bunu da sizlerin çok iyi bilmesi lazım. Bu konuda yaralı bir sosyolojinin vekillerisiniz. Bizler yaralı sosyolojinin vekilleriyiz. Bu dönemde hepimiz yaralıyız. Cumhuriyet tarihi boyunca da hepimiz yaralandık arkadaşlar. Ama normalleşme ve iyileşme zamanı diyeceğimize daha da geçmiş hataları, geçmişte Cumhuriyet'in kuruluş döneminde CHP tek parti döneminde bunları yaptı. Şimdi de ben aynısını yaparım diyorsunuz. Aynısını yaparım diyorsunuz. 1920'lerin, 30'ların, 40'ların zihniyetini 2019 Türkiye'sine dayatmaya çalışıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, Osmanlı nüfusunun yarısını Hristiyanlar oluşturuyordu. Bakın 200 yıllık bir tartışma diyorum. Ve onlar memur olamıyorlardı. Ancak devşirme olurlarsa,
Ancak Müslüman olurlarsa memur olabiliyorlardı. Bununla ilgili mücadeleler verildi Hristiyanlar tarafından. Ve 1856 ıslahat fermanıyla Hristiyanlar da memur olma hakkını elde ettiler. Daha sonra 1876 birinci meşrutiyet ve kanunu esasıyla eşitlik hukuku kanunlarımıza geçti arkadaşlar. İkinci meşrutiyette tekrar bu tartışıldı ve yasalarda eşitlik hukuku tanımlandı. Ama Cumhuriyet'e geçtiğimizde arkadaşlar maalesef 1921 Anayasası'nda daha nispeten çok kültürlü bir tanım varken 24 Anayasası'nda tekçiliğe geçildi. Bir tamamlayın sözlerinizi buyurun. Bir soydaş tanımlaması yapıldı ve birileri devlete memur edildi ve sevgili Füsun Üstel Hoca'nın kitabını okumanızı tavsiye ederim. Makbul vatandaşın peşinde. Makbul vatandaş tanımlandı. Birileri dışlandı. Mütedeyinler dışlandı. Kürtler dışlandı. Hristiyanlar dışlandı. Daha sonra arkadaşlar belli revanşist dönemlerde her gücü eline geçiren diğerlerini dışlamaya çalıştı. Ve inanın dışlanmışlık birilerine arkadaşlar toplumsal barış anlamında büyük halaller getirdi bu dışlanmışlık. Düşünün ki hala vatandaşlarımız şöyle düşünüyor. Mesela giriyor arkadaşlar KPSS sınavına 100 alıyor. Sözlüğe bir giriyor bir Alevi vatandaşımız 0 alıyor. Bu devlet 100 yıldır arkadaşlar bir tane Hristiyanını memur etmedi. Bakın pek çok kimse benim partimden, düşüncemden, inancımdan dolayı memur olamıyorum diye düşünüyor. Ve arkadaşlar sonucunda da bu devlete olan bağlılığında sıkıntılar yaşıyor. Yapmamız gereken herkesin liyakat çerçevesinde bu devlete memur olabilmesini sağlayabilmek. Açalım mikrofonu. Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Eğer ki çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlıysa bu devletin memurları da çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı olabilmeli. Ve liyakat çerçevesinde herkes bu devlete memur olabilmeli. Tıpkı anayasamızda dediği gibi arkadaşlar. Bakın büyük bir vebal altındasınız. Gelin bu yoldan dönün. Bakın gençlerimiz devlete memur olamıyorlar diye intihar ediyorlar arkadaşlar. Öğretmenler atanamıyor diye intihar ediyorlar. Büyük bir toplumsal barışa halel getiriyorsunuz. Güvenlik soruşturmasından gelin yol yakınken vazgeçin diyorum. Saygılar sunarım.